1772 yılında Alman zoolog Pallans tarafından tespit edilmiş ve daha sonra 1873 yılında ise Torrell adlı araştırıcı bunu revize etmiş. Bu oldukça aslında dünyada bilinen bir tür. İşte bunu biz Güney Avrupa'da görüyoruz, Asya'da görüyoruz, Avustralya'da ve Afrika'da dağılım gösterdiğini biliyoruz. Ülkemize bakacak olursak, ülkemizde de 2011 yılında yapılan bir çalışmada işte Afyon, Bursa, İzmir gibi bölgelerin yanı sıra 32 farklı lokalitede bu tür tespit edilmiş. Son yıllarda özellikle bu küresel ısınma, iklimlerdeki büyük değişiklikler, bu hayvanın yaşam döngüsünde, biyolojisinde bazı değişiklikler yaptığı tahmin ediliyor ya da böyle değerlendiriyoruz. Örümceklerin iki grubu hariç tamamı zehirli hayvanlar olduğunu, vücutlarında zehir bezlerinin bulunduğunu biz biliyoruz. Fakat dünyanın en zehirlisi tanımı aslında biraz yanlış bir tanım. Çünkü örümceklerin dünyada 50 binden fazla türü var. Yani böyle bir kategori yapabilmemiz için biz bu 50 bin türün zehrin ayrı ayrı çalışmamız gerekir ve bir sıralamaya koymamız gerekir. Yapılan çalışmalarda bunlar avlarını daha ziyade öldürmekten ziyade felç ettiklerini doğruluyor ya da söylüyor. Yine yapılan çalışmalarda özellikle çekirgeleri felç ettiği, yine kurbağaların özellikle iskeletini felç ettiğine dair bilimsel çalışmalar mevcut. İnsanlarda şimdiye kadar zehriyle ölüm, yani bu Argiolope lobata türünün ısırmasıyla ölmüş bir insan şeyine rastlamadık. Literatürde böyle bir bilgiye rastlamadık. Ama şunu söyleyebiliriz. Özellikle yaşlı insanlar ya da işte bağışıklığı düşük olan insanlarda, yine çocuklarda bunun zehri nasıl diyelim, tıbbi önem arz edebilir. Böyle bir vakayla karşılaştığında mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalar gerekiyor. İnsanlar bunları sıkıştırmadığı sürece ya da bu türler kendilerini tehlike altında arz etmediği sürece insana saldırmıyor. Yine diğer taraftan insanlarla, insanların yaşadıkları habitatlara çok yakın habitatlarda yaşamadıklarını da söyleyebiliriz. Bir de vücutları çok küçük oldukları için çok az miktarda zehir üreteceklerdir ya da zehir aktaracaklardır. Bu da bunların hani bu kadar korkulmaması gerektiğine dair bilgiler arasında yer alıyor. Örümceklerin ya da zehirli hayvanların birçoğunda olduğu gibi bu türün zehri de çeşitli araştırmalara konu olmuş. Biz bunların zehrinden farmakolojide kullanıyoruz, ilaç yapımında kullanıyoruz. Yine biyoteknolojide bu zehirden faydalanıyoruz. Yine yapılan son yıllardaki çalışmalarda kanser giderici toksik maddeler ürettiğine dair bilgiler de literatürde mevcut. Son yıllarda bunlar özellikle ya da etrafımızda çok fazla görmüş olabiliriz. Hani bu korkulabilecek bir boyutta, insanı öldürebilecek, yaşamını son verebilecek boyutta hayvanlar olmadığını biliyoruz. Aksine bunların özellikle, çünkü bunlar diğer böceklerle beslendiği için biyolojik döngünün kontrol altında tutulmasında önemli görevleri ve vazifelerinin olduğunu söyleyebiliriz.